Uygulama Akademisi'nin yepyeni bir videosundan hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda sizlerle YouTube kanalındaki oynatma listesine ortak çalışan eklemeyi anlatacağız. YouTube'da oynatma listesine ortak çalışan eklemek demek ne demek? İki tane kanal düşünün ve iki kanalda dost kanallar. Siz oynatma listesinden ortak çalışan yetkisi verdiğiniz anda bu kanal sizin oynatma listesine, yani sizin oynatma listenize video ekleme olanağına sahip oluyor ve siz tıpkı bizim Uygulama Akademisi ile Engelsiz Android'e yaptığımız gibi bu oynatma listesini ana sayfada bölümlere eklediğiniz zaman diğer kanalında videoları sizin kanalın ana sayfasında görünmüş oluyor. Bu işlemde tabii ki de görüntülenme, hangi kanalın videoları sizin ortak çalışan listenize eklendiyse o kanala gider. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. www.uygulamaakademisi.com. Şimdi arkadaşlar YouTube'a gidiyoruz direkt. www.youtube. Evet. Metin masanın üstü liste. Ops Studio 1/39. Gidelim. YouTube kişisel Microsoft Ops Studio YouTube kişisel. Şimdi arkadaşlar aynı şeyleri tekrar etmeme gerek yok zaten. Buradan direkt YouTube Studio'ya gidiyoruz. YouTube kişisel Microsoft Edge pencere. İletişim kutusu. Benim sınırı tıklanabilir olmuştur. Tıklanabilir bildirimler. Tıklanabilir alternatif. Boş. Google hesabınızı yönetin. Engelsiz Android. Google hesap. Tıklanabilir ziyaret edilmiş kanalınız. Tıklanabilir satın alınanlar ve üyelikler. Tıklanabilir ziyaret edilmiş YouTube Studio. Sayfa yükleniyor. Hala yükleniyor. Sekme çubuğu kontrol sekmesi. Yükleme tamamlandı. Kanal kontrol paneli YouTube Studio'u seçili Studio YouTube kombi. Uygulama çubuğu araç. Bu sayfayı gönder kapalı. Kanal kontrol paneli YouTube Studio'u tıklanabilir. Benim sınırı. Buradan B harfiyle oynatma listelerini buluyoruz. Boş. Benim sınırını menü ara. Tıklanabilir. Oluş. Tıklanabilir. İçerik ziyaret. Oynatma listeleri ziyaret edin. H harfiyle başlıklarda dolaşarak liste dışı boş. İlk oynatma listesine geliyoruz. Ana sınırın oynatma görünürlük başlık, son güncelleme başlıklı oynatma listesi, video sayısı başlık oynatma listesinde bulunan videoları, sizden gelenler başlık seviye 3. Evet, sizden gelenler kategorisi. Bu listenin üstündeyken bir kere yukarı ok yapıyorum. Ziyaret edilmiş 18. Ziyaret edilmiş 18 diyor. Yani 18 tane video var. Buraya tıkladıktan sonra sayfa yükleniyor. Belge meşgul boş. Hala yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Sizden gelenler YouTube. Ve bu sefer de D harfiyle geziyorum. Tıklanabilir iletişim kutusu. En baştayım arkadaşlar. Unutmayın boş. Bunu. Benim sınırımı tıklanabilir rehber. Ana sınırımı sizden gelenler. Sizden gelenler. İleride sınırım yok. Şimdi. Tıklanabilir başlığı düzenle. Başlığı düzenle. 18 video 18. Tıklanabilir menü düğmesi alt menü herkese açık. Tıklanabilir karışık oynat. Tıklanabilir paylaş. Tıklanabilir işlem menüsü. Paylaşın hemen altındaki işlem menüsüne tıklıyorum. Liste tıklanabilir video ekleyin. Video ekleyin diyor. Burayı Nevada artı boşlukla video ekleyin. Açıyorum ve oynatma listesi ayarları. Oynatma listesi ayarları. Tabii şu an yukarı okla çıkıyorum. Ortak çalışma. Ortak çalışma diyorum. Sizden gelenler YouTube belge. Tıklanabilir ortak çalışma. Ortak çalışanlar bu oynatma listesine. Arkadaşlar en baştaki seçeneğe geliyorum. Ortak çalışma. Ortak çalışanlar bu oynatma listesine video ekleyebilir. Geçiş düğmesi basılı. Ortak çalışanlar bu listeye video ekleyebilir. Geçiş düğmesi basılı. Bu basılı. Yeni ortak çalışanlara izin ver. Yeni ortak çalışanlara izin ver. Geçiş düğmesi basılı. Bu da işaretli. Sağ tokumu https www.com.playlist.plf9cgb.com.tsf.dpf.w.x.t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 .w.x.
ortak çalıştığınız kişiye yetki vermek istiyorsanız sağ tokunu sayfaya altı kıyıl. Tıklanabilir kopyala. Bu linki kopyalıyorsunuz. Sağ tokunu https www.youtube.com playlist list plf 9 cgb kum t 0 dpf rvs wdx t w 1 c c q o z c c t c b v d x t c 5 l c c c 2 m b p s f c 6 kıyıl seçildi. Evet. Link seçildi. Ben yine de boş. 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 Bakıyorum. Evet arkadaşlar. Şu an itibariyle link
Kopyalandı. Sağ tuşa basınca altı kıyıl. Tıklanabilir kopyala. Bu linki göndermek istediğiniz kişiye gönderdiğiniz anda tıklanabilir kopyala. Tabii ki de tıklanabilir bitti. Buradan bitti diyoruz. Sizden gelenler YouTube belge. Bu linki kime sekme çubuğu kontrol sekmesi. Sekme eylemlerimi. O kişi masaüstü sizin oynatma listenize sizinle birlikte video ekleyebilir. Videonun başında da bahsettiğim gibi aynı projenin iki farklı kanalı ya da iki farklı proje varsa, birbirine benzerse, siz kendi kanalınızda bu ortak çalışan yetkisi verdiğiniz listeyi ana sayfada öne çıkarırsanız o kanalın videoları da bu oynatma listesinde gözükür arkadaşlar. Oynatma listesinde olan videolar tabii ki de hangi kanala aitse görüntülenmeler oraya gider. Sizin kanalınıza aitse de görüntülenmeleri size gelir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas@uygulamaakademisi.com ve bilgi@uygulamaakademisi.com adreslerine mail atabilirsiniz. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.